Selamlar tatlı güzel ruhlarım, nasılsınız? Umarım herkes çok iyidir ve çok güzel bir gün geçiriyordur. Dilerim ki bu açılım size yardımcı olsun, ışık olsun, yol gösterici olsun. Bilmediğiniz konular hakkında sizi aydınlatsın. Evet, şimdi bugün özellikle böyle aklınızda biri varsa o kişiye odaklanmanızı istiyorum. Biraz böyle ondan size mesaj getirmeye niyet ederek başladım açılıma. Umuyorum ki öyle olacak. Çünkü söylemek istedikleri bir şeyler var diye hissediyorum. Bakalım neler göreceğiz. Bugün böyle çok sevdiğim iki destemi aldım. İkisinin de böyle yanları yaldızlı. Sizin için de böyle izleme, seyir zevki için. İkisini beraber kullanmak istedim. Uzun zamandır da kullanmadığım kartlardı. Bu Oracle destelerinde büyük olması çok sıkıntı olmuyor zaten. Hani az oldukları için tarot kartlarına göre karıştırması kolay oluyor, sorun olmuyor. Ama tarot kartlarında hem gördüğünüz gibi kartlar fazla hem de çok büyük. O yüzden bu desteyi çok fazla kullanmıyorum. Biraz daha böyle özel zamanlarda çıkarttığım bir deste açıkçası, bunu fark ettim. Bugün de özel bir gün demek ki. Hadi bakalım. Bir de Potterhead'ler burada mı acaba? Kupamın güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel değil mi? Evet. Beni zaten tanıyanlar ya bana kupa hediye ederler ya da vintage fincan ya da tarot kartı. Gerçi tarot kartlarını kimileri böyle sadece dışarıdan size gelmesi lazım derler. Kimileri kendi de alır. Ben kendi de alanlardanım ama çünkü tutamıyorum. Kendimi çok seviyorum kartları. Tamam, çok sohbet ettik. Hadi başlayalım. Şimdi spesifik bir kişi için olacak bu açılım. Eğer platonikseniz de dinleyebilirsiniz. İlişkiniz varsa deneyebilirsiniz, ayrıysanız deneyebilirsiniz. Yeter ki aklınızda biri olsun, fark etmez. Yine de bu açılım içerisinden ha bir kısmını alırsınız, hepsi uyar size, hepsini alırsınız bilemiyorum. Ama mutlaka size biraz da olsa yarar sağlayacağına inanıyorum. Bu arada indirimimiz var, devam ediyor. Danışmanlıklarda kısa süreliğine bir indirim yaptım. Bu hala devam ediyor. Çok uzun süreli bir indirim olmayacak, bunu söylemek istiyorum. O yüzden bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz eğer değerlendirmek istiyorsanız. Danışmanlık almayı biliyorum, böyle uzun süre düşünüp sonra böyle bir anda karar verip alanlar oluyor. En azından indirimden yararlanmış olursunuz. Hadi bakalım. Şimdi bu kişiyi düşünmenizi istiyorum. Şöyle biraz sakinleşelim. Yavaş ve derin nefesler alıp verin. Bu kişiye odaklanın. Bu zamansız bir açılım olacak. Ne zaman karşınıza çıkarsa demek ki o an sizin için bu açılımı dinlemeniz için doğru zaman. Buna inanıyorum. Bu kişiyi düşünün, ismini tekrarlayın ve ondan gelecek olan mesajları kabul ediyorum deyin. Bakalım. Ay, şu resmedilişin güzelliğine bakar mısınız? Hayran olmamak elde değil yani. Bana ne söylemek istersin? Bir şansın olsaydı içinden geçenleri bana aktarmak gibi bir şansın olsaydı ne söylerdin? Tamamen şeffaf olarak, ama örtülü bir şey olmasın. Tamamen şeffaf olsaydın bana ne derdin? Söyleyeceğim çok şey var diyor. Söyleyeceğim çok şey var. O kadar çok şey söylemek isterdim ki, içimden o kadar çok şey söylemek geçiyor ki. Bir kere belki ilk başta böyle bir tutamayıp kendimi biraz sivri dilli yaklaşabilirdim diyor. Bakın burada şey var biraz böyle hani böyle insan dolar 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 en son taşar ya, biraz bunu gördüm ben burada. Ve aslında şöyle bir şey var. Çok bastırılmış şey var burada. Böyle geriye itilmeye çalışılmış. Diyor ki
Çok fazla duygularımı bastırdım, düşüncelerimi bastırdım, bazı durumlar karşısında hislerimi bastırdım. Ama biliyorum ki bunlar çok yüksek patlamalarla çıkacak. Bakın burada bir volkan var. Gücü sembolize ediyor. Ve aynı zamanda burada güç kartımız da geldi. Çok güçlü duygular içerisinde olduğunu görüyoruz bu kişinin, bakın. Çok güçlü duygular içerisinde. Yani bu sebeple belki şunu diyorum ben. Bir şansınız olsa, şöyle bir karşı karşıya gelseniz, bir yüzleşme gibi bir durumunuz olsa, çok sert de konuşabilir bu kişi ilk başta. Çünkü bu gücü kontrol etmek onun için zor. Bunu anlayabiliyorum, bunu görebiliyorum buradan. Siz de bunu hissediyor olabilirsiniz bu arada. Sizin için de hani çok güçlü duygular, güçlü düşünceler geçiyor olabilir sizin içinizde. Ve birbirinizle paylaşırken bunları zorlanıyor ya da zorlanacak olabilirsiniz. Şimdi partneriniz diyor ki, sana karşı çok güçlü şeyler hissediyorum. Duygusal anlamda çok yakınlık hissediyorum ama mantığımı devreye soktuğumda mantığım diyor ki geri bas. Geri git bakalım. Yani bundan dolayı sürekli bir şeyleri bastırmak zorunda kalıyorum. Sürekli duygularımı geri plana atmak zorunda kalıyorum. Ve bu bende inanılmaz bir böyle sıkışık enerjiler ve aslında stres yaratıyor. Ve bundan dolayı da sana yaklaşırken hep bir böyle kendimi sorgularken buluyorum. Acaba şu an bunu yapmam doğru mu? Şu an yaklaşmam doğru mu? Duygularımı göstermem doğru mu? Hayır, doğru değil. Hemen kendini geri çek. Bakın burada git gel yapan, bir sıcak bir soğuk yapan, İki adım gelen, bir adım geri çekilen biri varsa şu an bu açılımla uyumlanıyorsunuz. Çünkü burada duygularını çok bastırmış, hep mantığıyla gitmiş bir kişi var. Ve gücünü korumak istiyor. Bu kişi için güç çok önemli. Ve biraz böyle kendi kendini ben manipüle ettiğini görüyorum. Sizi de manipüle etmiş olabilir zamanında. Sizi de bir şeylere inandırmış olabilir. Yani çok duygusal biri değildir. Duygusal tarafını göstermiyordur. Neden göstermediğine dair sizi çok inandırmış olabilir. Hani diyorsunuzdur ki mesela, seviyor biliyorum, duyguları var biliyorum ama işte söyleyeyim, o da söyleyemiyor ya, işte o da gösteremiyor ya. Bunu mesela size kabul ettirmiş olabilir. Ama bu korkularından sıyrılması lazım bu kişinin. Yani bu şekilde kendi de mutlu değil. Ve sizi de belli bir noktaya kadar mutlu edebilir. Ama şu var ki çok sıcak, bakın sıcak enerjiler var burada. Güneş kartı gelmiş. Yani burada hem diyor bana ışık oluyorsun, hem senin enerjinden, senin sıcaklığından besleniyorum. Senin sıcaklığın sayesinde hayatta kalıyorum diyor size. Yani yaşam kaynağımsın sen benim diyor. Enerji kaynağımsın. Senin etrafında olmak güzel, sıcak. Sen yokken soğuk, sen varken aydınlık. Ve yine de bu döngü ona bir şeyler öğretmiş. En azından bir şeyleri baskıladığını ve duygularını çok baskılayarak yaşamak zorunda kaldığını bu kişi burada fark etmiş. Ve şunu görüyoruz. Aslında yeni başlangıçlar yapmak istediğini söylüyor ve sizinle paylaşmak istediği çok şey olduğunu da gördük zaten. Başlangıçlar yapmak istiyor, evet, ama bir yandan da böyle bakış açısını da değiştirmeye çalışıyor. Yani bu bakış açısını değiştirme durumu sizde biraz şu hissiyatı yaratabilir. Evet, bu kişi böyle bir kendini baştan yaratmak isteyebilir. Ya da size karşı şu şekilde görünebilir. Ya bu kişi çok değişti diyebilirsiniz. Ya da hani böyle bir ilişkiniz zaten süre geliyorsa, hani karşıdaki insan değişince çok genel olarak şu düşünülür. Acaba beni aldatıyor mu? Acaba işte hayatımda biri mi giydi? Acaba başka bir planı mı var? Bir şeyler mi düşünüyor? Bunları bile düşünebilirsiniz. Ama burada partnerinizin yakın vadede bir takım düşünce bazı değişiklikler yaşayacağını görüyorum. Ama burada sizi, bakın sizi böyle güçlü bir şekilde tasvir etmiş. Bunun kadın olmasına bakmayın. Tarotta cinsiyet yoktur. Sizi güçlü görüyor. Yani sizi böyle var eden olarak görüyor. Doğurgan görüyor. Yani bu evet, daha çok kadınlara, daha çok değil. Bu direkt olarak kadınlara özgü bir şey. Ama
sizi burada güçlü gördüğü çok aşikar ve güce odaklı biri olduğu için, güç onun için önemli bir unsur olduğu için burada size değer verdiğini görmüş oluyoruz. Ben burada bir konuşturma destemi almak istiyorum hemen. Çekmecemden. Evet. Bir bakalım ne mesaj vermek istiyor size? Yani tam olarak içindekileri nasıl dökmek istiyor? Aslında birazcık böyle kendi içinde yaşadığı sıkıntılardan bahsetti. Ama daha derinde neler var? Bunları da soralım hadi. Çok net olarak şunu görüyorum. Eğer çok böyle üzerinde duramadıysam tekrarlayayım ya da şöyle bir özet geçelim. Bir başlangıç yapmak istiyor bir kişi. Şu anda bulunduğunuz durumdan memnun değil. Kendisi çok fazla mantık odaklı gitmiş olabilir. Bazılarınız için bu arada bu mantık odaklı giden taraf siz de olabilirsiniz. Partneriniz burada şikayetçi de olabilir. Ya da böyle iki tarafta çok duygular olmasına rağmen mantığıyla ilerleyip böyle hani düşe kalka ilerliyor olabilirsiniz. Tam böyle varmak istediğiniz yere varamamış olabilirsiniz. Burada bir yenilik isteği var partnerinizin. Yani bir değişiklik isteği var. Bu düzeni bir değiştirelim diyecek size çok büyük ihtimalle. Bakalım. Mutsuzum diyor, mutsuzum. Bir tane daha alalım. Ya burada biraz daha karışık çıktı. Gelmeyenler için hani böyle burada konuşuyoruz şöyle diyor böyle diyor ama ayrıysanız eğer şöyle bir şey var. Genel anlamda karşı tarafta bir böyle bulunduğu halden hoşnut olmayan bir enerji var. Buraya da yansıdı zaten söyledi. Bazılarınız için dış etkenlerden etki alıyorsanız eğer bu partnerinizi çok etkiliyor. İnsanların yorumları, sözleri onu çok etkiliyor. Kafasına takıyor, bunu söylüyor. Ve seni bekleyeceğim diyen birisi var. Hani ben adım atamam ama seni bekleyeceğim diyen birisi de var. Ama ben şöyle tarot kartlarına baktığımda bu kartı şu şekilde yorumluyorum. Bir şeyler aramızda olabilir. Benim hala ümidim bitmedi diyen birisi var. Bu illaki böyle ben adım atmam dediğini sanmıyorum. Çünkü şuradaki enerji ben asla adım atmam demiyor. Tam tersi ben bir şeyleri çok bastırdım. Artık biraz daha şeffaf bir şekilde ortaya çıkmam gerekiyor dediği için burayı baz alıyorum. O yüzden bu kartı da bu şekilde yorumluyorum arkadaşlar. Ve birazcık daha aslında kendini anlayabilmesi için hani çok bastırmış ya kendisini. Bazen biliyorsunuz böyle aslında tıbbi rahatsız şeyler de var. Rahatsızlık mı denir ona aslında bilmiyorum. Psikolojik olarak böyle travma yaşayan insanların da bazı travmalarını kendi içinde bastırdığını ve tamamen %100'üyle unuttuğunu hatta böyle yıllar sonra hatırlıyorlar falan belki duymuşsunuzdur. Hatta böyle kimse inanmıyor onlara falan. Böyle şeyler de var. Yani burada da partneriniz o kadar o duyguları bastırmış ki bunların ne olduğu hakkında ya da o kendi içindeki o isteğin ne olduğu hakkında bazen insan bedeninden o kadar uzaklaşıyor ki ne olduğu hakkında birazcık böyle yalnız kalıp düşünmeye ihtiyacı olduğunu söylüyor. Diyor ki ben bir tık yalnız kalmaya ihtiyacım var ama o biraz daha şuralarda bir yerde yani daha gelecek enerjilerinde şunu görüyorum. Yani bu şu an enerjisinde. Şu an enerjisini önce bir yorumlayayım. Çok dışarıdan etki alıyor. Olumsuz. Olumsuz olarak çok dışarıdan etkilendiğini söyleyebilirim. Yani böyle bir arkadaşı işte sizin ilişkiniz hakkında, sizin hakkınızda ona böyle sürekli kötü yorumlarda bulunuyorsa, hoş olmayan böyle alttan alta iğneleyen yorumlarda bulunuyorsa çok büyük ihtimalle etkileniyor. Ya da böyle işte annesi, ailesi falan. Çok etkilendiğini hatta söyleyeyim. Ama sizden yine de vazgeçmediğini söylüyor. Şu anda mevcut olduğu bulunduğunuz durumdan böyle mutsuz olduğunu, kiminizin partneri çok mutsuzdur, kiminizin partneri böyle bir tık mutsuzdur. O durumunuza göre değişir. Ve birazcık aslında kendini toparlayabilmek için şöyle bir yalnız kalıp bir şeylere karar verip öyle size gelmek istediğini de söylüyor burada.
Evet. Sen benim güneşimsin dedi yani. Sen benim nefesimsin, sen benim güneşimsin, sen benim gücümsün. Gelen mesaj kartlarımızı böyle. Çünkü ondan mesaj gelecek diye açtık ya kartları. Bunları size söylüyor aslında. Şöyle, şimdi bana kendini açtığın için teşekkür ederim diyelim mi olumlama cümlesi olarak? Çünkü neden? Bazen ilişki içerisinde olsanız bile karşı taraf çok kendisini kapalı tutabiliyor. Ve hiç anlamıyorsunuz ne geçiyor aklından, düşüncesi nedir, duygusu nedir. Bana kendini açtığın için teşekkür ederim. Bana kendini şeffaf bir şekilde aktardığın için teşekkür ederim. Bunun olumlama cümlesi olsun. Ki burada partnerinizle aranızdaki iletişimi biraz olsun güçlendirmeye yönelik de bir olumlama cümlesi vermiş olalım ki ileriye yönelik de böyle biraz hoş enerjiler gelsin. Bu cümleyi yorumlara bırakıyoruz arkadaşlar. Bilmeyenler için söyleyelim. Ve eğer videolarımdan yarar görüyorsanız, hoşunuza gidiyorsa beğenebilirsiniz, abone olabilirsiniz. Yanındaki minik çan ziline basarak kanal bildirimlerini açabilirsiniz. Kanal bildirimlerini açarken tümünü işaretlemeniz gerekiyor ki her seferinde haber versin size, yeni videoları kaçırmayın. Ve diğer sosyal medyalardan da beni takip edebilirsiniz. Özellikle danışmanlık almak için şu an için Instagram üzerinden randevu alıyorum. Oradan bana ulaşabilirsiniz kendi ilişkinize özel danışmanlık almak için. Kendi sorularınızı sorup onlara cevap almak için. Oradan ulaşabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum, çok öpüyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.